Merhaba arkadaşlar. Bugün size Yun Chulan'ın son kitabı Eros'un ıstırabını tanıtacağım. Kitap Melisa'nın evinden çıkmış ve 7 bölümden oluşuyor. Sırasıyla melankoli, becerememeyi becermek, çıplak yaşam, porno, fantezi, Eros'un siyaseti ve teorinin sonu başlıkları altında kitap toplanmıştır. Kitabın ilk sayfalarında yani melankoli bölümünde yazar Melankolia filminden alıntılar yaparak oradaki depresiflikle aşkı harmanlayarak bu bölümü yazmıştır diye düşünüyorum ben. Çünkü oradaki depresiflikle buradaki aşkın arasındaki bir bağ olduğunu söylemek istiyor bize. Depresyon ile Eros'un arasındaki ilişkiden bahsediyor ilk bölümünde yazar. Ayrıca aşkın tercih çokluğundan kurban gitmesinden ve günümüz aşklarının birçok seçeneklerinden dolayı aslında gerçek aşkı bulamadıklarından bahsediyor. Diğer bölümlerinde ise Eros ile çehre kavramını karşılaştırarak yani çehredeki güzellikle Eros'un istediği güzellik arasındaki bir bağlantının olup olmadığından bahsediyor. Günümüzdeki aşklar arasında bir bağ var mı diye çıkarımda bulunuyor diyebilirim buna. Yani genel olarak kitapta Eros'un hasmı olduğundan ve şu anki aşkların bir meta haline gelip sürekli pazarlanma ihtiyacı duyduğundan da bahsediyor. Konuyu Şeffaflık Toplumundaki kitabında da bahsediyordu. Günümüz sorunlarını çok iyi ele alıp bunları gözlemleyerek eskideki aşklarla şimdiki aşkları ya da eskideki sorunlarla şimdiki sorunları çok iyi harmanlayarak kitaplarını ele alıyor. Yani ben onun Zamanlı Kokusu'nu da okumuştum. Şeffaflık Toplumunda okumuştum ve severek okumuştum. Eros'un ıstırabında da okudum. Orada da aynı şekilde sorunların hem felsefik olsun hem sanatsal olsun yani birçok yönüyle ele alıyor. Burada da Eros'un ıstırabı derken zaten başlıktan da anlayacağınız üzere aşkın çilesinden, aşkın çektiği durumlardan bahsediyor. Bunu gerek felsefecilerin sözleriyle olsun, gerek sanat filmlerindeki repliklerle olsun ya da bir müzikteki bir ahenkle olsun hepsini harmanlayarak bu kitapta birleştirmiş. Yazar görsel enformasyon ve hayal gücünün fanteziyi harap edişinden bahsediyor. Aslında bir nevi öyle çünkü düşündüklerimiz ve bilgi sağladığımız kaynaklar olsun bizim gerçek aşkı bulmamızda yardımcı olmak yerine sadece hayal gücümüzü geliştirip gerçek aşkı bulduğumuz sandığımızda bir çöküşe uğramamıza neden oluyor. Yani genel olarak pornografinin Eros'un düşmanı olduğundan ve bu düşmanla birlikte getirdiği diğer seçeneklerinden bahsediyor. Genel olarak söyleyecek olursak eğer aşkın çilesini anlatıyor ama nasıl çilesini günümüz çilesini anlatıyor. Bir sonraki kitap tanıtımımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.